Altılı masanın adayı kim olacak diye beklerken HDP'den bir aday çıkışı geldi. HDP adayımızı göstereceğiz açıklamasını yaptı. Bu açıklamayla birlikte bazı isimler de ön plana çıktı. Onlardan biri de Gülten Kışanak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Gülten Kışanak, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararı ve adaylıkla ilgili isminin geçmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kocaeli Birinoğlu F-Tipi cezaevinde gerçek gündemden Filiz Gazi'nin sorularını yanıtlayan Kışanak, "Cumhurbaşkanı adayı olarak adınız geçiyor. Hangi olasılık halinde aday olmanız söz konusu?" sorusuna şu yanıtı verdi. HDP'nin altılı masaya dahil olma veya seçim ittifakı yapma gibi bir talebi olmadığının ve her fırsatta ortak aday vurgusu yaptığının altını çizmek gerekiyor. HDP'nin bu konudaki tutumu gayet nettir. Muhalefet partileri tek adayda Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmalı ve ortak adayı belirleme sürecinde HDP'nin kurumsal kimliği muhatap alınmalı. Bu eksende bir formül bulunabileceğini düşünüyorum. Kışanak, ortak aday destekleme yönünde bir karar almanız durumunda hangi isim ya da isimler HDP seçmeni tarafından kabul görür sorusuna ise HDP seçmeni sadece oy olarak görülemez dedi. HDP'de HDP seçmeni de isimlerden daha çok yaklaşımlarla ilgileniyor. HDP seçmeni politik taleplerinden azade sadece oy olarak görülemez. HDP seçmenine karşı el mahkum siyaseti izlemek de sonuç alıcı bir yaklaşım değildir. HDP seçmenini kazandıran değil, kaybettiren pozisyonda görerek hesap yapmak da bu kez sonuç almayacaktır. HDP seçmeninin oyu en az diğer tüm partilere verilen oylar kadar değerlidir. Bunu unutmamak ve eğer altılı masanın adayının bir demokrasi iddiası varsa HDP'yi bu iddianın yanında konumlanmaya davet etmesi gerekir. HDP seçmeni bir kez daha mecburiyet duygusuyla oy tercihinde bulunmayabilir. Gülten Kışanak, altılı masanın HDP yönelik tutumunu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı 84 milyonun cumhurbaşkanı olacaksa seçim sürecinde bu kapsayıcılığı göstermekten neden uzak durur anlaşılır gibi değil. Kürtlerin yaşayarak öğrendiği paranteze alınma kaygısı neden görülmek istenmiyor? Kışanak, kapatma davasına ilişkin şunları söyledi. HDP kapatma davasının nedeni halktan aldığı oylardır. Bu kadar net. Demokratik bir ülkede oy oranı bir siyasi partinin toplumdaki karşılığını gösterir. Sistemde bu temsiliyetin asıl sahibi olan halka saygı gösterir. Siyasi partiler toplumsal sözleşmenin yani anayasanın güvencesinde siyaset yapar. Bizde tam tersi.